Geçen hafta coin seçerken dikkat edilmesi gerekenler diye bir video hazırlamıştım. Bu dönem coinlere ilgi çok arttı. Bana sürekli sorular geliyor. Yeni öğrenen çok insan var. Onları bu videoya yönlendiriyorum. Eğer siz de izlemediyseniz bu videoyu tavsiye ediyorum size. 47 dakika ama önemli bir video. O videoyu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz birazcık daha verimli olacaktır. O videonun altına da bir arkadaş Can Bonapart bir yorum yapmıştı. Ontoloji hakkında yorumlarınızı beklerim yazmıştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Birincisi yorum yazdığı için, ikincisi de ontolojiyi bize hatırlattığı için. Yani ben yıllar önce bir bakmıştım. Pek bir şey yoktu. Şimdi Can Bey söyledikten sonra tekrar detaylı inceledim. Önemli bir coin. Bu videoda onun videosu. Hemen konuya geçelim. CoinGecko'nun giriş sayfasındayım şu anda. ONT diye aratıyorum. 68. sırada ontoloji. Gördüğünüz gibi 1 milyar dolar market cap'i var ve 68. sırada. Açtım hemen sayfasını. Ontoloji için önemli bir veri var burada. Sirkülasyon supply, yani sirkülasyon kaynağı. Bir önceki videoda da çok bahsettim. Sirkülasyon kaynağı çok önemli. %80 sirkülasyon kaynağı var ontolojinin. Yani 1 milyar toplam kaynak. Sirkülasyonda da 800 milyon tane ONT var. Bu çok önemli bir veri. %80 ila 90 arasında olduğu zaman proje çok sağlıklı demek oluyor. Eğer %80'in altındaysa fiyatın bir anda düşme ihtimali her an boğazınıza sığılmış oluyor. Eğer %90'ın üzerindeyse de projenin yapım ekibinin projeyi sürdürmek için bir sebebi olmayabiliyor. O yüzden 80-90 arası çok ideal bir rakam. Fakat bir önceki videoda bahsettiğim gibi buradaki 1 milyar sabit değil. Buradaki 1 milyar sabit olduğu zaman CoinGecko bunun altına bir defa daha toplam supply yazıp 1 milyar yazıyor. Eğer onu yazmadıysa ve şurada soru işareti varsa bu veri ontolojinin kendisinden alınmış oluyor ve bu 1 milyar sabit olmuyor aslında. Şimdi o konudan bahsedeceğim. Ontoloji için o konu önemli. Şu anda toplam kaynağıyla sirkülasyon kaynağı çok iyi dağılmış. Fakat madenciliği yapıldığı için bu 1 milyar sabit değil. Ontolojide dikkat edilmesi gereken şey bu. Bu fiyat için söyleyeceğim şeyler. Az sonra geleceğim o konuya. Grafiğe geliyorum. Maksimum yapıyorum grafiği. Gördüğünüz gibi buraya 2018'de girmiş ve 2018'in Ocak ayındaki boğa sezonundan sonra girmiş olmasına rağmen girdikten sonra çok büyük bir sıçrayış yapıp sonra da bayağı bir düşmüş. Ondan sonra da diğer coinlere takılmış diyeyim öyle. Yani marketin yönlendirdiği tarafa doğru hareket ederek bugünlere kadar gelmiş. Şu anki fiyatı için şunu söyleyebilirim. Yakın zamanda bütün coinler neredeyse 5x, 10x arttılar son bir yıllık grafiklerinde. Ontolojiye baktığınız zaman şuradaki dip fiyatından 3x artmış şu anda. 3x arttığı için aslında hala bir 3-4x daha artma şansı var ontolojinin. Yani potansiyeli var, artma potansiyeli. Fakat diğer coinler kadar neden artmadı derseniz diğer coinler söylediğim gibi 2016'dan 2017'den falan gelme coinler. Alan almış, satan satmış. Önceki boğa sezonlarının tamamını yaşamışlar. O yüzden toplu olarak bir hareket söz konusu. Tabi arada bazıları düşüyor veya çıkıyor, o ayrı. Toplu hareket içerisinde uyumlu bir şekilde hareket edebiliyorlar. Fakat bu coin işte buraya bile geç girmiş. 2018'in başındaki boğadan sonra girdikten sonra büyük bir sıçrama yaşamış. Sonra düşmüş. Yani bunun standardı, alanı, satanı, süreci farklı gelişmiş. O yüzden daha sonra diğer coinlerle hareket etmeye başlamış olsa bile şu anda hala diğer coinlerle aynı mentalitede de ilerleyemiyor. Yani bir ıkınma durumu söz konusu. Ama bu ıkınma durumu pozitife döner veya negatife döner. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Takımın, işte yapımcı takımın durumu, projenin durumu, nereye doğru gittiği, ortaklıkları birçok şey önemli bu konuda. Ha, ben alır mıyım? Ben hani Troncuyum. Tron üzerinde yazılım yazıyorum ve Tron ile sürecime devam ediyorum. Sürekli olarak Tron'dan daha iyi bir blockchain arıyorum yıllardır. Ethereum'un üzerindeki Matic'ten çok ümitliydim fakat o da istediğim şeyleri tamamlayamadı. Bu ontolojiyi incelerken neredeyse, yani neredeyse şunu söyleyebilecektim neredeyse. Aman tanrım, Tron'dan daha iyisini buldum. Projeyi ontolojiye mi geçireyim diyecektim ama vazgeçtim. Onun da sebebini söyleyeceğim şimdi. Hala bulamadım yani Tron'dan daha iyisini. Şimdi şu borsalara gelelim. Bu borsalar konusunda önemli bir bilgi var. Onu söylemem lazım. Şimdi arkadaşlar, ontoloji bir blockchain ve blockchain üzerindeki coin. Yani bir token değil. Yani Ethereum'un üzerinde yapılmış bir token değil. Tron'un üzerinde yapılmış bir, ADA'nın üzerinde yapılmış bir token değil. Kendi başlı başına bir
Blockchain ve coin. Blockchain ve coin olduğu zaman şöyle söyleyeyim. Tokenlar borsalara daha rahat giriyorlar. Şöyle daha rahat giriyorlar. Mesela Binance, Ethereum'un, Tron'un, ADA'nın, şunun bunun altyapısına sahip. Siz ADA'nın üzerinde yapılmış bir token'ı Binance'e sokmak istediğiniz zaman Binance için bu bir iş günü. Bir kişinin çalışıp bir iş gününde bitireceği bir iş. Mesela Tron'un TRC10'u var. Onu bir borsaya sokmak istediğiniz zaman Tron altyapısı varsa o borsada 5 dakikalık bir iş. Ama bir blockchain altyapısı yokken o blockchain'in coin'ini o borsaya sokmak istediğiniz zaman mesela Binance ontolojiyi sokmak istediğiniz zaman bu iş en az bir haftalık bir iş. Çünkü bu bir altyapısı olan blockchain üzerine token sokmak değil. Bildiğiniz blockchain'in sistemini adapte etmesi gerekiyor ya da hiç adapte etmeyip fake ONT satacaktır ki bunu da yapanlar var. Şimdi bunu niye söyledim? Ontoloji kendi başına bir blockchain olduğu için bu tip borsaları girerken ki süreci birazcık meşakkatli olmasına rağmen çok fazla borsaya girmiş. Bu şu demek. Bu ontoloji artık güvenilir. Dünya kadar borsaya girmiş kendi blockchain'i olmasına rağmen adapte etmeyi başarmış. Yakında da bunun tokenları çıkmaya başlar, o borsalara girmeye başlarlar. Ha tabii Binance Chain'deki kadar token çıkmaz. Ethereum'daki kadar token çıkmaz belki. Belki daha fazla çıkar. Ama onlar da rahatlıkla adapte olabileceklerdir. O yüzden güvenilir. Bu kadar borsaya girmiş ve bir blockchain. Şimdi bu ikisinden bahsettikten sonra şu market cap'inden bahsedeyim. 1 milyar 374 milyon dolar diyor. Ontoloji gibi bir coin için az sonra detaylarına birazcık daha gireceğim. Bu market cap az. Ontoloji Ada'dan bile daha güzel bir projeymiş. İnceleyince bunu gördüm. Ki zaten hani Ethereum'u artık şey yapmıyorum. Kulvar dışı bırakıyorum artık. O patlayacak yani neredeyse. Neyse. ONT'nin web sitesine giriyoruz. Sonra ONT'nin Explorer'ına giriyoruz. Kendi Explorer'ı ve Token Weave. Bu özel bir şirket olarak düşünün. Token Weave Explorer var. Ledger cüzdanı var. Sonra Community'si var. Community'ye de web sitesinden bakacağım. Source Code'da GitHub var. Ona da bastım. Burada da tagler var. Taglere bakmıyorum. Evet. Şimdi öncelikle GitHub'da verileri var. Bir sürü. İşte gördüğünüz gibi dokümantasyonu var, OAP'i var, wallet'ı var, SDK'sı var, bir sürü. Buraya girip bunları inceleyebilirsiniz. Bunların olması demek bu adamlar iş yapıyor demek. Yani bazı blockchain projeleri var, hiçbir şeyleri yok. Ha, tokenların böyle şeyleri olmasına zaten gerek yok çok. Fakat blockchain'lerin, coin'lerin olması gerekiyor ki insanlar girip bunları kurcalasınlar ve ortaya bir iş çıksın. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Bu iki şey, bu GitHub ve borsalara girmiş olması demek. Siz bu ontolojiyi aldıysanız uzun vadeli kenara yatmak istiyorsanız evet bu mümkündür ve güvenebilirsiniz demek. Fakat şimdi önemli bir konu var. O konuya geliyorum. Cüzdan konusu. Madenciliği yapılan standart Ethereum gibi olan coinlerin genelde Ledger cüzdanları oluyor. Bu Ledger cüzdanına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir USB sayfayı aşağı doğru çekiyorum. Şu sağ üstte fiyatı çıkıyor. 1000 TL Türk lirası. Yani 1000 Türk lirası oluyor işte TR'ye. 1000 liraya cüzdanı almanız gerekiyor. Ledger cüzdanını almak istiyorsanız bu yani bir token coin'in cüzdanını parayla almak çok manyakça bir şey bence. Hiç gerekli olan bir şey değil. Sonra ontolojinin web sitesine geldik. Sayfa aşağı doğru çekiyorum. Burada bir video var. İsteyen izleyebilir. Bu videoda şu hanım arkadaş bir arabaya biniyor. İşte evinden çıkıyor, işine gidiyor, sonra işe gittikten sonra arabayı kapının önünde bırakıyor, başkası geliyor alıyor, kullanıyor falan. Bütün sistem ontoloji blockchain üzerinde gidiyor. Aynı zamanda işte bu kişinin ID numarası, bilgileri, şunlar bunlar hepsi de ontoloji üzerinden oluyor. Burada çok efsane, çok topik bir video olmuş bu. Yani dünya noktaya gelir mi onu bilemiyorum ama ontoloji onu yapacağını iddia ediyor. Sonra aşağı doğru gidiyorum işte yazmış. IDC, FX, ONTOS, bu az önce videoda anlatılan şeylerin detaylandırılmış şeyleri var. Tıkladığınız zaman daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Automotive Solutions da o şekilde. Söylediğim gibi videodaki şeye bağlı. Aşağı gelmeye devam ettim. Burada önemli linkler var. Birincisi About Us. Bastım. Partners'a bastım için. Hadi bastım oraya da. Orada da var önemli veriler. Sonra Notes'a bastım. Önemli olan verilerden bir tanesi bu. Burada da Explorer ONT.io. Orada da ONT Token View. Explorer ONT.io. Evet, Explorer'ımız da orada açık. Zaten onu açmamıza gerek yok. Biraz daha aşağı çektim. Bir de Twitter var burada. Twitter'ını da tıkladım. Web sitesini kapatıyorum. Web sitesiyle artık bir işim yok. Yukarı aşağı gitmiyor bile.
beni deli ediyor bu web sitesi, birazcık acayip. Evet, şuralara, şuralara, şuralara da baktım hepsine ama burada önemli bir şey var mı? Yok. Tamamdır, kapatıyorum. Şimdi Twitter'da geldik. Twitter'ında 100K takipçi var. Bu önemli bir veri. 100K ve üzeri takipçi varsa bir blockchain projesinde ondan medet umulabilir. Tweetlerine bakabilirsiniz. Ben birazcık inceledim. Güncel, sürekli tweet atıyor. Projede gelişmeler oluyor. Güncel, diğer gelişmeleri de takip ediyor. Elon Musk da bu konuya dahil. Yani önemli bir Twitter hesabı var. Projenin ve projenin sürekliliğini, güvenilirliğini sürdürüyor. Bunu takip edebilirsiniz. Projeyi önemsiyorsanız güzel bir Twitter, takip edilesi bir Twitter. Ebatas'ta takım var burada aşağıda. Takımda gördüğünüz gibi biraz şurada iki tane çekik gözlü var. Founder'ımız çekik gözlü. Bu çok büyük bir dezavantaj biliyorsunuz. Tron da çekik gözlü ve herkes kaçıyor şurada. 1, 2, 3, 4 tane çekik gözlü var. Hatta şurada 5 mi var? 5. de var. Şurada bir esmer arkadaş var. Ben böyle dil, din, ırk ayırt ediyormuş gibi görünüyorum ama ben hiç ayırt etmem. Fakat insanlar ayırt ediyorlar. O yüzden birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Ekip çok güvenilir görünüyor. Burada ekibi dağılımını yazarken bir şey atlamışlar. Yani burada Emilio Fernandez'in hiçbir şey yok, linki yok. LinkedIn, Twitter, şu bu, hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Adını yazıp araştırmanız gerekiyor. Ben buradan birkaç kişiyi araştırdım. Şu vatandaş gerçek. Çok az Twitter takipçileri var bunların. Çok aktif değiller. Fakat hepsi projenin bir parçası olduklarını sosyal medya şeylerine yazmışlar. Twitter'larına, işte LinkedIn'lerine falan yazmışlar. Yani bunlar gerçek gibi görünüyor. Muhtemelen bir community kurmuşlardır. Kabaca 2-3 kişi de projeyi götürüyordur. Bayağı da uzun sürüyor zaten. Söylediğim gibi ekibin güvenilirliğine %60 veriyorum. %100 veremiyorum. Çünkü linkler yok. Onların olması lazım. Just insan kendini ortaya atmış. Yani kelle şeyde, koltukta geziyor. Partnerlara geldim. Aşağı çekiyorum. Partnerler önemli. Atlayacaktım az önce ama işte AV falan son dönemde çok çıkış yaptı biliyorsunuz. Binance Smart Chain ile yeni ortaklık kurmuşlar. Altyapılarını birlikte geliştireceklermiş falan. Ne olacağını okumadım. Uzun ve detaylı bir şey var. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Binance kendisi bir chain. Bunlar kendisi bir chain. Anca Chainlink gibi bir şey onları bağlar yani. Başka ne yapacaklar onu bilmiyorum. Bu One Inch de bu aralar çok coştu. Bunların hepsiyle ortaklık yapmışlar. Chainlink falan da yazıyor işte. Gördüğünüz gibi Ethereum da yazıyor. Yani her toplantı yapıldığında biz sizle ortağız, kavgamız, küreğimiz yok. Hadi birbirimizi yazalım deyip yazmışlar. Bana öyle geldi. Ama tabii bu şey güvenilirliği birazcık daha arttıran bir şey. Çok fiziki bir ortaklık olmasa da. Nota geldim. Not önemli. Not bayağı önemli. Gördüğünüz gibi yukarıdaki haritadan notların nerede olduğu görünüyor. 364 tane Amerika'da var, Avrupa'da 82 tane var, Güney Kore'de 230, Çin civarında 68 ve şurada Singapur'da sanırım 49 tane var. Şurası neresi bilmiyorum. Neyse burayı unuttum ama böyle aralardaki küçük adalarda falan çok madenciler oluyor blockchain'lerde. Buradaki madencilik ağı güzel. Tıkladığınız zaman yaklaşık dağılımını da görebiliyorsunuz. Bu nodlar önemli ve yani bunlar gerçekten nodu yapıyor muhtemelen. Çünkü burada bu açtığınız sayfa blockchain üzerinde açılıyor. Buradaki veriler gerçek. Yani bunlar manuel olarak elle girilen şeyler değiller. Burada consensus nodes yazıyor. Bu nodlar yukarıda gösterilen nodlar. Bu nodların ne kadar ne iş yaptıkları falan burada görünüyor yani. Yeri bile görünüyor. Hatta public key'ini falan bile koymuşlar. Yani oldukça ciddi bir iş bu. Şey değil. Yani bunların tarayıcıları falan güzel. Yani Adanın Cardano'nun falan bile böyle bu kadar güzel değil. Onların da var yani, yok demiyorum. Ama bunlar çok daha sade, temiz, net ve işte çalışır yapmışlar hepsini. Güzel yani. Adanın mesela kendi yaptığı Explorer, Blockchain Explorer güzel değil. Başkaları ada için yapmış, onlar daha güzel. Şimdi Explorer.io, buraya geldim. Burada gördüğünüz gibi işte yazıyor. Block height, total transactions, consensus node, 76 tane nodu var. Mesela insanlar Tron'a merkezli diyorlar. Tron'un da var 76 tane nodu. Tron'u hep katıyorum illa araya. 76 tane nodu var. Aslında şöyle, ben Tron'dan buraya geçebilir miyim diye bir an düşündüm. Dediğim konu buraları gezerken oldu işte. Ya dedim işte yapmışlar, ne güzel. Hem de hani bunların içerisinde batılı daha çok adam var. Hani Tron'dan daha çok önemsenebilir. İşte hızı, komisyonu, şusu busu da yeterliyse o zaman dedim yani olabilir. Fakat sonra bir şey fark ettim, onu şimdi söyleyeceğim size. Aşağıya doğru geldim. Evet, burada events'lar, şunlar bunlar yazıyor. Total adres. Total adrese bastığımız zaman gördüğünüz gibi hangi cüzdanda kaç tane ONT var onu görüyoruz. Bunlar da blockchain verisi. 100 sayfa gidiyor işte, bastıkça gider bu.
Bunu burada yazıyor olması çok iyi. Her şey çalışıyor. Bir şey gizli saklı tutmuyorlar. Kendi Explorer'ları zaten. Gördüğünüz gibi %20'sini tutan bir adam var. %14'ünü, 15'ini tutan bir adam var. Bu %20, %15 dediğimiz 800 milyonun içerisindeki. Bir de onun dışındaki 20 milyon, 200 milyon var. Onun dışında da dağılım aşağıya doğru gidiyor. Bu dağılım çok kötü değil. Yani böyle bir tane bir kişide %50'nin %60'ın olduğu projeler de var. Bu dağılım kötü değil. Ve projede sürdürülebilir görünüyor. Sonra burada bir de Token Weave'ın kendi şeyi var. Explorer'ı var. Burada çok önemli bir veri var. Token Weave işte private camp, özel bir camp, şey şirket olarak düşünün bunu. Bu Token Weave gidiyor başka blockchain'lerin Explorer'larını kendi üzerine koyuyor. Yani gidip başka blockchain'lerinkine de bakabiliyorsunuz bu web sitesinden. Burada ontoloji için çok çok önemli bir veri var. Peki bu veri nedir? Şimdi burada bizim size'ımız, transaction'ımız, latest block. Latest block'a basalım. Evet, bloklarımız burada. Whale tracking charts. Charts'a bastım. Sonra da şuraya geldim. Mining outposts. Sirkülasyon kaynağı mining'den çıkanlar. Bu çok önemli bir veri. Bu aslında şu anda her blockchain için en hayati veriyi ben Tron'unkini günlük takip ediyorum. Diğerlerininkini gerektiğince takip ediyorum. Şimdi bu grafik gördüğünüz gibi madencilikten çıkan ONT'leri teslim ediyor, temsil ediyor. Mesela getiriyorum fareyi buraya. Tarih yazıyor 24.06.2019. 155 milyon tane var. Bir gün ilerletiyorum. 25, 24 dedik. 25'e getirdim. 155.951. 24'te 155.519'du. Yani bir gün içerisinde 400 bin tane yeni ONT çıkmış. Yani şuradaki 800 milyona her gün, aslında buradaki 800 milyona, buradaki 800 milyona gelip gelemediğini bilmiyoruz ama şuradaki 1 milyara geliyor. Aslında bu 1 milyar, 1 milyar, 1 milyar değil şu anda. Her gün buraya yaklaşık 500 bin tane yeni ONT geliyor. Yani günde 500 bin tane geliyorsa 30 günde 30 günde kaç defa gelir? 6 günde 3 milyon tane geliyor. Onda 5 ile çarp 15 milyon tane geliyor. 15 milyonu da 12 ayla çarparsak yaklaşık 150 milyon, 160-170 milyon tane yılda geliyor. Yani doğru mu yaptım hesabı bilmiyorum. Bakarız sonra. Yalnız yaklaşık yüzde kaç? 100 milyon desek 1 milyara %10 koyarsak, 100 milyon koyarsak yılda %10 bunun kendi içerisinde enflasyonu var demek. Yani 1.38 dolardan aldığınız şeyin bir yıl sonra %10 değerinin düşeceği kesin. Hiç kimse alıp satmaz ise %10 değeri düşecek. Yani çünkü total miktar arttığı için. Ama alım yönüne daha fazla giderse o %10 hiçbir şey hemen artar gider. Satım yönüne daha fazla giderse o %10'la birlikte daha da düşebilir. Hem yani söylediğim gibi içerisinde kendi enflasyonu %10 olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki bu %10'luk enflasyon varsa ben niye alayım ki bunu demeyin. Ethereum'da da var, ötekinde de var. Ethereum'unki çok tehlikeli çünkü alıyorsunuz %10 sürekli enflasyon var ve birileri madencilik yapıyor, onları satıyor. Burada da madencilik yapılıyor fakat burada staking var. Yani siz aldığınız coin'i oy veriyorsunuz madencilik yapanlara. Onlar da kazandıkları madencilikten size birazcık paylaşıyorlar. Bunu Ethereum da getirecek. Yakındır. Bunu ilk Tron çıkarttı bu arada. Burada da söylediğim gibi kendi Explorer'ın içerisinden burada bir yerde yerini hatırlamıyorum. Çok önemli değil. Çok çok önemli değil. Burada total adres, total ID, transactions, contracts var. Dın dın. Şura bakalım. İlgilenebilirsiniz çünkü de. Evet. Total stake. Burada yazıyor gördüğünüz gibi. Nodların içerisinde bu nodlar madenciliği yapıyorlar. Total stake dediği de işte buna oy verilmiş. 24 milyon tane alanlar getirmişler. Stake yapmışlar. Buradan stake'e basarsanız siz de stake yapabilirsiniz. Stake guide diyor. Bu sayfa açılıyor. İşte setup step 1. Onto'yu indir. İşte step 2. Onto'yu açıp assets'a bas. Şuna bas. Bla bla, yani şöyle burada bir Onto diye bir cüzdan var. Onu indiriyorsunuz. Hatta Onto'nun ne olduğuna da bakalım. Tıklıyorum. Bu çünkü önemli. Telefon mu?
Bilgisayar mı nedir? Bu telefon görünüyor. Evet. OntoScore. Gördüğünüz gibi ben başta işte şurada. Güzel. Google Play'de var. APK'sı da var. Şimdi ben burada başta Ledger cüzdanı var dedim. Bu da paralı USB cüzdanı. Ama onu almak zorunda değilsiniz. Burada işte gördüğünüz gibi kendi cüzdanları da var. Telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Bu telefon uygulamasını indiriyorsunuz. Aldığınız bir borsadan, diyelim ki Binance'den aldınız o NFT'leri. Gelip bu cüzdanı kuruyorsunuz. Kurduktan sonra private key'inizi saklamayı unutmayın. Sonra burada oluşturduğunuz cüzdan adresine Binance'den o NFT'lerinizi atıyorsunuz. Ondan sonra da muhtemelen onun arayüzünde de şu stake'e basma yeri vardır. Geliyorsunuz, tek bu nodları buluyorsunuz. Stake'e basıyorsunuz. Size diyor ki kaç tanesini stake edeceksiniz. Aldınız diyelim 100 bin tane. 100 bin taneyi stake ediyorsunuz buraya. 100 bin taneyi stake ettiğiniz için bak burada yazıyor yıllık %8 faiz getiririm diyor. Az önce dediğim gibi %10 enflasyonu var. Siz burayı %8 stake yaparsanız elinizdeki zaten %8 her yıl artacak. Yıllık %10 faizden çok etkilenmeyeceksiniz. Elinizdeki ONT sayısını da otomatik olarak arttıracaksınız. Hem de blockchain'in cüzdanında tuttuğunuz için değerinin artmasına da katkıda bulunmuş olacaksınız. Zaten Binance'de tutmayın veya aldığınız başka bir borsada tutmayın. Getirin blockchain cüzdanına koyun. Doğrusu o. Evet, bütün bunları söyledikten sonra son bir şey söyleyeceğim ve ONT videosunu kapatacağım. Dediğim gibi güvenilir bir coin'dir. 1 milyar dolar market cap bu proje için çok düşük. Muhtemelen işte şu anda herkesin gözü Cardano'da, Ethereum'da, Binance Smart Chain'de. Onlar da olduğu için buna gözlerini çevirmiyorlar veya aralarında politik anlaşmazlıklar, anlaşırlıklar bir sürü şey olabilir. Fakat ontoloji sağlam. Ha, ontolojinin dezavantajından bahsedecektim. Son şeyi söylemeden önce ontoloji de Ethereum gibi şey üzerinden çalışıyor. Gas yani. Şurada ONT price ve ONG price diye bir şey var gördüğünüz gibi. ONT price 1.38 dolar. ONG price de gas. 0.66 dolar şu anda. O da %51.60 fiyatı gördüğünüz gibi. Tıpkı Ethereum'un yaşadığı problemler gibi bir problemi var yani. Şurada total transactions diyor. Transactions'a basıyorum. Bakın. Bloğun numarası yazıyor burada. Burada hash'i yazıyor transaction'ın. Confirmed diyor. 0.05 ONG şey harcamış. Gas harcamış. 0.05. Hesap makinesini açalım. Tıklayalım ona. Bakalım ne yapmış. Bakın 47 tane ONG'yi yollamak için 0.05 ONG gaz harcamış. 0.05. 0.05 çarpı. Bir daha geri gelelim. 0.67 fiyatı var. 0.67 dolar çarpı 7 TL. 0.2 TL para ödüyorsunuz. Yani bir transfer yapmak için. Yani az önce söylediğim gibi Binance'den aldığınız şeyi buraya attınız. Buradan geri çıkartırken siz de bu gazı ödeyeceksiniz. Bunun böyle bir problemi var. Şu anda bunun gazı çok ucuz. Gaz fiyatı çok ucuz. 0.2 TL ödemiş. Bir şey değil yani bir yerden bir şey aktarım yaparken 0.2 TL komisyon ödenebilir. Bu çok problem değil. Fakat ontoloji gelip 1 milyar dolardan çıkıp 100 milyar dolara gelirse, 100 kat artarsa, fiyatı da artarsa, 100 dolara gelirse, 100 dolar olursa gelir Ethereum'un yanına, altına. 100 milyar dolar buraya gelir yani. Ethereum'un zaten gaz problemi var. Bunun fiyatı 100 kat arttığı zaman o zaman bunun da fiyatı 100 kat artacak. Çarpı 100 20 TL ödeyeceksiniz. Hala Ethereum'dan iyi. Altyapısı da iyi. Hızı da daha iyiyse, test etmedim hızını. Hızı da daha iyiyse komisyon olarak hala iyi. Fakat Tron'dan hala iyi değil. Ben o yüzden Tron'dan geçmiyorum buna. Yazılım yazmaya devam ediyorum. Ama söylediğim gibi bu Ethereum'dan ve Ada'dan falan iyi yani. Binance'le aşağı yukarı aynı. Binance'in gidip özelliklerini kontrol etsem bunun gibi şeyler çıkar aşağı yukarı. Binance tabii çok fazla tanıdığı var ön planda. Son şeyi söyleyeceğim şu. Dapp.review.com'a girelim. Evet burası. Dapp.review/explore'da buradan yukarıdaki menüden ONT'yi seçiyorum. Seçtim. Açılıyor. Evet. Şimdi bakın ONT'nin üzerinde yazılmış bayağı bir uygulama var. Hem bu uygulamaların kullanıcıları yok şu anda. Üzerinde kullanıcılar yazıyor. Bakın burada bir tane kullanıcı var. Şu bugüne kadar transaction 1000 tane yapılmış. Bir tane kullanıcı var 4 tane. 1, 1, 9, 11, 1, 2, 2. Bunların kullanıcıları yok. Muhtemelen bunlar ya daha önce tasarlandı bırakıldı ya da yeni yeni tasarlanıyor. Henüz herhangi bir şeyleri yok. Ben birkaç tanesini tıklayıp girmeye çalıştım. Birkaç tanesi çalışıyor, birkaç tanesi çalışmıyor. Öyle bir hava var. Ama önemli olan şu.
ONT Game diyor. ONT Other, ONT Game, ONT Game, ONT Game, ONT Other. Buradaki stil önemli. ONT Exchange. Mesela gelin Tron'unkine bakalım. Bu sefer Tron'a daha iyi demeyeceğim. Daha kötü diyeceğim. Tron Finance diyor. Tron Other, Tron Finance diyor. Tron Finance, Tron Exchange Finance. Bunların bak, çoğuna Finance yazmışlar. Bunların birçoğunda High Risk yazıyordu. Burada Finance dediklerinin hepsi genelde birazcık böyle sade zinciri gibi uygulama. Tron'un üzerinde çok fazla böyle sade zinciri gibi uygulamalar var. Bunların hepsi burayı kapatmışlar, doldurmuşlar. Zaten çok kötü bir imaj veriyor. ONT'nin bu konuda çok önemli bir avantajı var. Zaten az önce web sitesine girip ekibine ve dağılımına, web sayfasının tasarımına neyine bakarsanız biraz ciddi bir iş olduğunu anlıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Finance'den çok Exchange, Other ve Game var. En çok da Game var. Yani game demesi çok kötü hani böyle sade zinciri gibi şeyler değil. Game'ler yeni yeni gelişiyor. Birçoğu daha çok böyle madencilik yapacak gibi şeyler ama yavaş yavaş gelişiyor. Onlar iyice yerine otururlar zamanla. Yani merkezsiz uygulamalar konusunda da avantajlı. Yani şöyle söyleyeyim, bu komisyon ve hız olayını, madencilik olayını önümüzdeki aylarda birazcık konfigür, birazcık böyle şekil vermek durumunda kalabilirler. Ama gerçekten önemli bir proje. Benim fikrim şu, yani burada 68. sırada duruyor. 68 miydi? Evet, 68. sırada duruyor. Normalde mantıken ben ne kadar Tron en iyisi desem bile şu anki yaşadığımız günlerde bu adamlar buralara kadar geldiyse ONT'nin de buralarda 15'lerde falan olması lazım. Ha, söylediğim gibi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Çıkarlar gelirler hepsi Binance'de uygulama yazacağız derler. Gözleri hiçbir başka blockchain'i görmez. ONT'nin başındaki iki tane adam çeker gider. Der ki ben işte Bitcoin aldım, zengin oldum. Daha fazla bir şey yapmayacağım falan filan. ONT gözden kaybolur gider. Bunlar bile olabilir. Ama ONT Stellar'dan iyi. ONT Cardano'dan iyi. Ethereum'dan iyi. Yani aşağıda yani öyle söyleyeyim size. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok konuştum. Başka incelememi istediğiniz coinler olursa veya başka sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Herkese iyi günler.